وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ Yani اُذْكُرِ الْقِصَّةَ حِينَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ Kıssayı, o kıssada ne zaman vakı olmuştu? İbrahim'in dediği zaman vakı olmuştu. Yani o yönüyle o el-kıssata şeyini hîn iz zaman anlamında olan iz ul-kura mef'ulü bihi olmuş ama mecazi olarak zikru zarfi ve iradetul mazrufi ki mef'ulü bihi el-kıssadan. Onun için mecazi aklidir ve bu mecazi akli nisbeti ikaide vakı olmuştur. İşte hatırla vaktaki İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbi ceal hâzel velede âmine. Ey Rabbim sen bu şehri, bu şehrin hangisiydi? Mekke. Bu şehri emin kıl. Tabi bununla Rabbimiz Celle Celaluhu bu İbrahim aleyhisselam babamızın duasının nakl edilmesiyle şehir hayatında, ülkeler hayatında güvenliğin ne kadar önemli olduğuna da işaret etmiş oluyor. Çünkü İbrahim aleyhisselam ilk duası amin. Ya Rabbi bu şehri emin kıl. Demek ki toplum hayatında güvenlik çok önemlidir. Bazen öyle güvenlik önemli oluyor ki başka birçok şeyin önüne geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Azimüşşan takdim ve tehir ile yani çok yerde peş peşe sıraladıkları bazı durumlar, eşyalarda bu takdim ve tehir ile de bir mesaj veriyor. Orada da amineni öne geçirmekle emniyetin, güvenliğin toplum hayatındaki önemine işaret etmiş oluyor Allah-u Alem. Zaten İmam Maverdi de rahimahullah toplum hayatının sağlıklı işlemesi, devam etmesi için altı şeyin şart olduğunu söylüyor. Onlardan birisi de ve emnun am umumi veya ve emnun şamil umumi bir güvenlik. Evet. Ve cunubni ve ya Rabbi beni uzaklaştır ve beniyye. Beniyye ne demek? Peki oğlum. O zaman İbnaye olacak veya İbneyye olacak şeyh. Oğullarım. O zaman bu nasıl olmuş? Kelime olarak Aslı Benuneli. Yani Benuneli Benuneli İlafe edince tabi nun lam gidiyor Benuye. Ama burası burada Beniye mef'ul olunca bunun aslı Benineli. Beniye Benineli nun lam İlafe de gidince yayı yaya hasfetmişiz Beniye olmuş. Beni ve oğullarımı. Tabi bu oğulları biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ve İshak'tı. Ya mantıkçıların dediği gibi cemaat cem'e ma fevkal vahid veya beniyeden maksat hem oğlunu hem torunlarını hem oğullarını hem torunlarını da kastetmiş olabilir. Beni ve oğullarını en na'budel asnama putlara ibadet etmekten bizi uzaklaştır. Yani şirkin insan hayatında meydana getirdiği tahribat çok fazla olduğu için neticede şirk sizi Allah'tan koparıyor. Bu açıdan Seyyidina İbrahim Aleyhisselam ikinci derecede o duayı yapmış. Tabii bu dua bize şu dersi de veriyor. Biz baba olarak dua ettiğimizde neslimizi unutmamamız, çocuklarımızı, onlara da ibadet etmemiz, dua etmemiz gerekiyor. O dersi veriyor. Evet. Rabbi,
Nerede? Ha, bir şey olmaz çünkü da benim olsun. Yani bu ve beni ya ve cilbini'deki ya üzerine atıftır şey diyor Oğuzhan. Onda bir sıkıntı yok. Çünkü damir-i mansubi muttasıldır. Zahir isim damir-i marfu-i muttasıl üzerine atıf edilmez. Ancak iki şey olursa, iki şeyden biri olursa. Ya o damir-i marfu-i muttasıl-i muttasıl bir demirle tekit ederseniz uskun ente ve zavucuken cennet veya araya bir fasıl girersin. Ma eşrakna ve la âbâ'una. O la fâsıl olunca âbâ'una eşrakna damînine atıf edilmişti. İşte ve beniye ya ve cilmideki ya atıftır ya da damîr-i mas'ûl muttasıldır. Dolayısıyla böyle bir şart gerekmiyor. Rabbi ey Rabbim İbrahim devam ediyor. İnnehunne o putlar adlenne kethiren minen nas. Birçok insanı ne yaptılar? Saptırdılar. Yani tabii put saptırmaz. Çünkü put cansız bir bedendir. Burada mecazi akli var yine. İsnat fiilin gerçek failine değil, sebebine olmuş. Yani o putlar birçok insanı sapmasına neden olmuş. فَمَنْ تَبِعَنِي Kim bana uyarsa, İbrahim diyor. Yani benim çocuklarımdan, zürriyetimden biz buradan da فَمَنْ تَبِعَنِي'den da bu وَبَنِيَّنِنْ sadece oğulları sul, oğulları değil, nesli, yani torunları da kastettiğini anlıyoruz. فَمَنْ تَبِعَنِي onlardan kim bana uyarsa فَاِنَّهُ مِنِّي o bendendir. Yani o, yani o benim, o bendendir maksat, yani o benim makbulumdur. Ben ona razıyım. Değil mi? O benim neslimden sayılır. Ama وَمَنْ عَصَانِي onlardan kim bana isyan ederse فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ sen çok mağfiret ve merhamet sahibiz. Bakınız burada İbrahim Aleyhisselam şefkatinden dolayı ve men asani fe innehu leyse minni demez. Değil mi? Normalde yukarıdaki üsluba göre fe innehu leyse minni ama yani isyan etseler bile sen gafur ve rahimsin. Dolayısıyla burada şöyle bir ders de, ikinci bir mesaj çıkarılabilir. Yani isyan eden olan insanları evet isyanlarını sevmeyeceğiz ama o insanları hemen böyle atıp silmeyeceğiz. Onların ıslahı için değil mi? Uğraşmamız lazım. Hâzel belede yani beledel harama zâdehullâhu emnen. Evet. Yani bu beledden masa beledül harama. Bu zâdehullâhu emnen nedir bu cümle? Yani bu cümle niçin gelmiş? Dua cümlesidir. Dua cümlesi. Yani mesela biz Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz ya. Yani bu bizim İslami gelenekte çok güzel bir şeydir. Mesela Allah deyince Subhanallah veya Celle Celaluhu veya Teala bir övgü cümlesini getiririz. Resul deyince veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Mesela sahabe rıdvanullahi aleyh. Mesela diğerleri rahimahullah gibi bu şey cümleleri. Ha Mekke ve Medine'de zikredilince mesela Mekke için zâdehallâhu şerefâ. Medine-i Münevvere için de zâdehallâhu şerefâ diye bir şey cümlesini söyleriz. Evet. İşte burada beledül haram zâdehullâhu anne. Allah o beledül haramın güvenliğini artırsın.
وَكَفَاهُ كُلَّ بَاغٍ وَظَالِمٍ. Ve Allah her zalim, bagi de zalimdir, zalim de zalimdir. Her zalimin baginin şerrinden Mekke'yi korusun yani. Ona kafi olsun yani, onların şerrini ondan defetsin. وَاَجَابَ ف۪ي دَعْوَةَ خَل۪يلِ اِبْرَٰهِمَ. Ve Allah Celle Celaluhu, efendime söyleyeyim, dostu İbrahim'in davetini de icabet etsin, kabul etsin. Şimdi bu bir dua cümlesi olarak da düşünülebilir. Bu acabe fihi ihbar cümlesi de olabilir. Yani Allah Mekke ile ilgili, Beledül Haram ile ilgili sevgilisi İbrahim'in davetine de icabet etmiştir. Çünkü onu emin kılmıştır. Evet. Yani burada bu cümleler zâdehullâhu emnen ve kefâhu kulle bâgın, hem dua cümlesi hem de bu dua ile de ihbara da işaret ediyor. Haber de vermiş oluyor. Böyle garip bir yap. Emnen şey aminen, yani zâ emnen, emin sahibi. Yani burada amin kelimesinin tıpkı labin ve tamir gibi olduğuna işaret ediyor. Labin zu leben, tamir zu temiz. Yani fail vezninde gelen bu kelime mensubun yerine geçmiştir. İsmi mensub. Normalde lebeni dememiz, temiri dememiz yerine ne diyoruz? Labin zu leben, tamir zu temiz. Amin de onun gibi. Yani Allah'ım sen onu zu emin kıl. Yoksa amin normalde emniyet veren. Şehir emniyet vermiyor ki. Doğru değil mi? Şehir emniyet vermez. Şehir emniyet sahibi olur. Şimdi Zemahşehir'de emnin tefsiri uygun. Çok önemli yani. Fe'en kulta, eğer desen ki أي فرق بين قولي اجعل هذا بلدا آمنا وبين قولي اجعل هذا البلد آمن. Yani niye üslup değişikliği olmuş? İkisi de ayettir. Burada mesela اجعل هذا البلد آمنا, yani İbrahim suresinde geçen, ama اجعل هذا بلد آمن sanırım Bakara suresinde geçmektedir. Bu iki üslup, İki cümle arasındaki değişikliğin esprisi nedir? Tabii biz bunlara ne diyoruz? Müteşabih ayetler. Birbirine siyagette, üslupta benzeyen, tabii biliyorsunuz müteşabihin farklı manaları var. Bir manası da siyagette birbirine benzeyip aralarında bir nüansın olduğu. İşte buna tabii bu tür örnekler Kur'an-ı Azimüşşan'da çok fazladır. Yani bakıyorsunuz birçok yerde cümle tıpatıp bir vav farkı var. Birisinde vav var, öbüründe yok. Veya birisinin vav, diğeri fe. Birisi hemzeli, diğeri hemzesiz. Mesela işte bütün onları alimlerimiz, Allah makamlarını âli etsin, çok hizmet etmiştir. O konuda çok eser yazılmış. En güzellerinden birisi Katib-i İskafi'nin Durratü Tenzil adlı eseridir. Bir de İbn-i Zübeyr El-Gırnatî'nin Milâkü Te'vîn El-Kâtı'yı Bidev'li İlhâdi ve Tatil diye iki ciltlik çok muazzam bir kitaptır. Bunlar ve bunun gibi çok birçok. Kirmani'nin de Müteşabih Kur'an adıyla kitabı var. Yani bu konuda hamdolsun Kur'an kütüphanesinde çok önemli eserler vardır. İşte burada Zemahşeri Rahimeullah bu iki cümledeki üslup değişikliği nelendir diyor. Kultu قَدْ سَأَلَ فِي الْاَوَّلِ اِجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا دَهْ
bu cümleyle İbrahim neyi sormuş istemiş Allah'tan? En yec'alehu min cümletil biladilleti ye'menu ehluha ve la yehaf. Bununla şunu kastetmiş. Yani Mekke'yi ehli emin olan, korkuları olmayan bir beldelerden kılmasını istemiş. Bunu dua etmiş. Birinci cümleyi. İzhani hâzâ beleden âm. Ama o vefî sâni. İkincisi, İzhani hâzâl belede. Marife olarak. El-beledi. Yani birincisinde İzhani hâzâ beleden âminen. İc'al fiil haza birinci mef'ul, beleden ikinci mef'ul, aminin beledenin sıfatıdır. Doğru mu? Yani bunu burayı amin belde kır. Birincisi manası bu. İkincisi ise bu beledi emin kır. Dolayısıyla aminin ikinci mef'ul değil. Sıfat değil. İşte diyor. Birincisinde yani bu Mekke'yi ehli emin olan, korkuları olmayan beldelerden kıl. Bu mana verilme, bu talep edilmiş oluyor. Ofisani ikincisinde ise en yuhricehu min sifetin kâne aleyha minel khawfi ila ziddiha minel emn. Yani Rabbe ceal hazel belede amin. Bununla da şu kastediliyor. Yani bu Mekke'yi üzerinde korku olma durumundan çıkar, onun zıddı olan, yani üzerinde emniyetin, güvenliğin olduğu vasfına sok. Oradan çıkar, buna sok. Kennehu kal. Sanki şöyle denilmiştir. Evet. Sayfayı değiştirecek. Ke'ennehu kal, sanki yani birinci cümleyle kuvve beledun mehufun, bu Mekke korkulan bir şehirdir. Yani etrafındakilerin hücumundan, saldırısından endişe edilen bir şehirdir. Fecalu amine, onu endişelenecek bir şehir olmaktan çıkar, emniyetin, güvenliğin olduğu bir şehir kıl diyor. Evet. Ve cunubni, beni uzaklaştır. Ve kuri'a ve ecnibini, bu ve cunubni cenebeye cunubu, yani mücerrettir. Ecnibni ise ef'al bağımında, if'al bağımında. Ve fihi selâsu lügâtı. Bunda diyor üç lügat var. Yani üç kullanımı var. Aslında lügat diyorlar ama üç kullanımı var. Bir, cenebehu şerra, cennebehu ve ecnebe. Yani mücerret, cenebe. İki, mezid, tef'il babı. Üç, mezid, if'al babı. Fe'elul Hicazi yekuluna cenebeni şerrahu. Şey, cennebeni şerrahu bit teşdid. Cennebeni onunla tef'il babı var. Ve ehlu Necd bölgesi, bugünkü Riyad'ın bulunduğu bölge Necd bölgesi denir. Cennibni ve ecnibni, ikisini de kullanın. Vel mana, ayetin manası sebbitna ve edimna ala ictinabi ibadetiha. Bizi o putların ibadetinden uzak durmaya sabit kıl, devamlı kıl. Ha niye böyle bu manayı verildi emre? Sebat devam, çünkü zaten İbrahim Aleyhisselam peygamber olmasıyla, çocuklarının peygamber olmasıyla zaten putperestlikten nedirler? Uzaktırlar. Dolayısıyla bizi putperestlikten uzaklaştır demek, bu dua bi tahsilil has olur.
Bundan dolayı ne diyoruz? Diyoruz ki buradaki cennebini ve ucunubini tıpkı ehdine sıratı müstakim gibi. Nasıl ki ehdine sıratı müstakim de yani edimine aras sıratı müstakim o şekilde mana veriyoruz. Burası da yani ya Rabbi bizi onların ibadetinden uzak olma durumunda sabit kıl, devamlı kıl bu durumumuzdan vazgeçmeyelim. Dolayısıyla bu bize şu mesajı da vermiş oluyor. Yani bizde bir nimet varsa o nimetin uçmaması için de dua etmekte gerek. Dua etmek gerek. O bizdeki nimetin, o nimet iman nimeti olabilir burada olduğu gibi. İlim nimeti olabilir, afiyet, sıhhat nimeti olabilir. Allah'ın Celle Şanlı lütfuyla verdiği bir nimet varsa o nimetin devamı için de dua etmek gerek. Çok önemli. Burada bir denkli Hayır, Kur'an-ı Kerim galibiyetle Hicaz. Ama illa sadece Hicaz değil. Hatta bazı araştırmacılar efendim şeyi diyor ki Oğuzhan diye arkadaşlar da duysunlar. Haklı olan diyor hani Kur'an Hicaz lehçesiyle nazil olmuştur. Peki Hicaz lehçesiyle nazil olduğu halde ve Hicazlılar cennebini veya kullandıkları halde neden burada kıraat ve cünubni'dir? Ve cünubni hakkı necd bölgesinin kullanımıdır. Biz de diyoruz ki Kur'an'ın Hicaz lehçesi nazil olması demek yani galibiyetle yoksa Kur'an'ın içerisinde her Arap lehçesinden tabir yerindeyse bir tadımlık bir takım kullanımlar var. Her bir Arap. Hatta bu bunu da bir araştırma yapan arkadaş birisi yaklaşık 100 Arap kabilesinin Kur'an'da bir takım tadımlık bir kullanımları var. Ve böylece Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah kelamı olduğunun ispatıdır. Bu çünkü sadece Mekke'de yaşamış olan bir insan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaşamış. Onun bir iki üç tane ticaret kervanının dışında Mekke'den çıktığı yok. 2-3-4 ticaret kervanıyla bu kadar bir bilgi, bir kelime dalarcığına bir insan sahip olamaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan bu kadar farklı Arap lehçelerini de kullanması hem İrab yönünden, İrab'da da çok farklı İrab çeşitlerini kullanması hem kelime olarak da bunu Allah'tan geldiğinin açık bir ispatıdır. Doğru mu? Hatta onun için Hamidullah Hoca Allah rahmet etsin. Kur'an Arap lisanının arşividir. Çok güzel bir tespit. Bakın. Hem İrab yönünde baktığımızda onun nasıl bir arşiv olduğunu görürsünüz. Hem de kullandığı farklı kelimeler açısın. Mesela suyun şeyden fışkırması. Hani Musa Aleyhisselam vurdu ya asasını taşa vurdu. Her bir kabile için bir su fışkırdı. Mesela bir yerde enfecarat kullanıyor. Bir yerde enbecesat kullanıyor. Kadar ilginç. Yani buna benzer. Çok ilginç yani Kur'an almış. Evet. Ve ben iyiyim. Burada duralım mı? Duralım. Çok. Evet arkadaşlar ve ben iyiyede duralım. Hepinize hayırlı sabahlar arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olun.